işler çevirdiğini bilmiyorum sandım. Ne diyorsun yine anne? Gizem Hanım diyorum, Gizem Hanım. Dün delirttin yine kızı. Yedin tokadı, yedin tokadı. Sen beni mi izliyorsun ya? Ya sen zahmet etme istersen. Ben sana dakika dakika rapor vereyim. Allah Allah ya. Bak bak, bak bak. Bir de annesine cevap veriyor bak. Oğlum sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Bizi buradan kovdurmaya mı çalışıyorsun? E sen kısa yoldan söyle. Biz gidelim, atlayalım köprüden aşağı, aç bir ilaç. Ay o tam 8 olsun. Anne, 2 dakika fırsat vermedin abim yemeğini yesin. Sen, hele sen bir sus, sus. Onu savunmaya kalkma. Tabii ya. Senin abin işe yaramazın teki zaten Zeynep'ciğim. Ya ben şimdi öyle mi dedim oğlum ya? Öyle mi dedim şimdi ben? Ya sen bana hiçbir şey söyleme anne. Tamam mı? Sen bana hiçbir şey söyleme. Ah Gizem Hanım, hoş geldiniz, günaydın, buongiorno, konnichiwa, I love you. Nasılsınız, iyi uyudunuz mu? İyi işte. İyi, güzel. Ayşegül, Ayşegül kızım, Ayşegül. Ay ne duruyorsun? Bak Gizem Hanım'ın portakal suyunu, çayını hazırla. Lütfen buyurun. Yok yok, size afiyet olsun. Benim bir randevum var. Bu arada... odada böyle bir şey buldum. İçinde Nazlı yazıyor. Birinize ait olabilir mi? Değil herhalde. Vallahi el işçiliği var. Belli ki kıymetli bir şey. Sahibini bulana kadar ben muhafaza edeyim o zaman. İyi günler. Nazlı kim Nazlı? Nazlı kim? Nazlı kimse anne. Tamam kimse. Anne. Hı. Ne yapıyorsun? Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Ozan'la Gizem Hanım'ın arasındaki buzları eritecek bir yol düşünüyorum. O çok zor. Aha, tamam. Sen de destek olacağına köstek ol. Çok iyi olur. Ama öyle anne. Ya görmüyor musun? Sürekli bir gerginlik, kavga, gürültü. Nasıl olacak ki? Hani böyle rahat bir ortam olsa hadi diyeceğim. Rahat derken? Ya ne bileyim. Böyle belki partileme ortamı falan. Eğlence. Müzik, dans. Partileme? Ay bu çok iyi olur Zeynep. Ay kız, nereden aklına geldi? Teknoloji işe yaradı. Ay Zeynep çok iyi olur. Partileme yapalım, partileme. Ay çok iyi. Ay neler yapılır bunun üstüne? Dur bakayım. Partide. Çok iyi. Aferin Zeynep. Ay geldi. Ne oldu kız biz böyle alelacele çağırdın? Ne oldu? Ay Sema Hanım dün sabah köşkte kızılca kıyamet koptu. Sen Ozan Bey geceliğin yanlışlıkla Gizem Hanım'ın odasına gir. Ondan sonra efendicazıma söyleyeyim yatağına yat. Ay sabaha kadar. Aynı odada. Sabaha kadar. Aynı odada. Ama Sinemciğim böyle bir şey nasıl olabilir? Nasıl olabilir ama böyle bir şey? Mümkün altı yok yani. Nasıl olur? Oluyor Gizem Hanımcığım işte olmayan bir şey anlatmıyorum ki. Ben size olanı anlatıyorum ama daha hikaye yeni başlıyor. Sabahleyin bir kavga, bir çığlık, bir kıyamet Gizem Hanım pat havuza düşsen. Ozan Bey de durur mu tabii kadını kurtaracağım diyor da hemen atladı peşinden havuza. Sonra? Sonra tabii çıktılar havuzdan. Ay Sema Hanım hani derler ya yiğidi vur hakkını yeme diye. Bak vuruyorum yiğidi yemiyorum hakkını. Kadın bir güzel anlatacak kelime bulamıyorum size yani. Neyse ne anlatıyordum bak kafam allak bullak oldu. Heh, bunlar havuzdan çıktılar. Tabii söylemesi ayıp sırılsıklam. Baştan aşağı bunlar sırılsıklam. Ondan sonra Gizem Hanım demez mi ki siz gidin biz Ozan Bey'le yalnız konuşacağız. Ozan ne dedi? Ne diyecek tabii o da onayladı Gizem Hanım'ı. Biz yalnız konuşacağız dedi. Siz de gittiniz. Gittik mecburen. Bravo Ayşegül. Ayşegül'cüm bravo tebrik ediyorum seni. Hatta madalya falan takın. Nasıl gidersiniz hiçbir şey demediniz. Nasıl gitmeyelim Sema Hanım? İkisi birden gidin diyor. Biz yok gitmeyeceğiz mi diyeceğiz. Yani mecburen gittik. Ama erken üzülüyorsun. Sema Hanımcığım erken üzülüyorsun. Asıl konuya daha gelmedim. Bize bu yüzük vardı ya. Nazlı yazan yüzük. Gizem Hanım bu yüzüğü ele geçirdi. Asıl olay bu yani. Açık konuşalım şimdi. Neyse. Sakin ol. Sakin. Başka bir şeyler de olmuş da şimdi onları anlatmayı dilim vermiyor yani. Daha ne oldu aşık. Daha ne oldu? Valla orasını ben de tam bilmiyorum. Bir kaçırdım herhalde ama bizim bu Gizem Hanım neye sinirlendiyse Ozan Bey patlatmış tokadı. Aynen böyle yani. Benim Ozan. Evet. Benim Ozan nasıl vurur ya? Ben onu öpmeye kıyamıyorum. Nasıl vurur? Şimdi ben sizin aranıza girmeyeyim. Ağlamanıza da mani olmayayım. Beni de beklerler çünkü gidiyorum ben. Hadi çok da üzülmeyin tamam mı? Sen beni salamıyorsun. Birin nefes al. Ozan vurmuş. Birin nefes al. Topla ki. Aynen, aynen bebeğim, aynen. Oy bebeğim. Sinemciğim, bebiton. Biz artık bir an önce bu Gizem denen kadınla bir araya gelmemiz, karşılaşmamız gerekiyor. Farkında mısın? Evet, bence de. Rujunu tazele. Ben bir rujumu tazeleyeyim o zaman. Hazırlan. Ekinsoy Holding'e gidiyoruz. Geldim Nazlı. Alacağım seni. Gizem Hanım. Bundan sonra sizinle profesyonel bir ilişki kuracağımdan emin olabilirsiniz. Başka türlü bir ilişkimiz mi vardı ki? Yok, ben dün geceden sonra... Dün geceyi yok sayıyorum. Hiç merak etmeyin. Ozan! Sürpriz tatlım! Ben geldim! Merhaba Ozan. Merhaba. Merhaba. Sor musun tatlım? Siz alır mıydınız? Valla biz Ozancığımla kolejden beri çok yakın arkadaşız. Hatta bayağı yakın arkadaşız. Hatta ve hatta arkadaştan da öteyiz. Diyebilirim değil mi tatlım? Tatlım o kadar taş düşsün senin başına. O yüzden de artık bir Ozancığımın ortaklarını göreyim, bir tanıyayım dedim. Bence iyi de ettik. Çikolatamızı aldık ve hayırlı olsuna geldik. Fakat şöyle bir durum var. Benim kafamı karıştıran şey şu. Biz yıllardır aynı cemiyet hayatında iş yapmışız. Fakat birbirimizin adını dahi bilmiyoruz. Yani ben daha önce sizin adınızı hiç duymadım. Bence bu çok ilginç. Sahi siz daha önce neler yapıyordunuz? Magazine malzeme vermediğimden tanımıyor olabilirsiniz. Ay! Bir dakika. Ufaktan bana böyle dokunduruyorsunuz ama ben onu anladım. Yani şimdi şöyle bir şey, ilgi odağı almak benim suçum değil, elimde olan bir şey değil. Ozancığım da bunu çok iyi bilir. Yani insanlar beni çekmeyi seviyorlar. Ben de izin veriyorum. Sonuçta onları da çok üzülüyorum. Bu onların işi yani. İzin veriyorum, çekiyorlar. Yo, estağfurullah. Herkesin bir meşrebi var tabii. Meşrep? Tarzı, stili, eğilimi. Vallahi Oxford'da olup da bu şekilde konuşmak, o da bir başarı tabii. Yani... Biz Oxford'da hep öyleyiz canım. Böylelermiş. Benim de aslında kuzenim Oxford'da okumuştu. Hani dekanınızın adını söylerseniz belki oradan bir şey ettirebiliriz yani. Tabii. Bir düşüneyim. Vallahi dilimin ucunda ama... Allah Allah. Çok yoğunuz da bu ara değil mi Ozan Bey, Arzu Hanım? O yüzden kafa kalmıyor tabii. Ay hatırladım. Amartya Sen. Canım hocam. Çok severim, çok sayarım kendisini. Nobel ödüllü. Tabii hocalarımız sevilir, sayılır. Yalnız hindik 2 gece para vereceğim. Çünkü en kısa zamanda Nazlı'mı alıp geri dönüvereceğim köye. Anlaştık? Anlaştık. Sağ olasın. Dur bakayım. yukarıdaydı değil mi o da? Ha bu arada Ekinsoy Holding varmış. Biliyor musun sen? Onun adresini şey yapabilir miyiz bana? Yaparız da bir 50 lira çalışır. 50 çok. 45 veririm. Ayıpsın kardeşim. Eyvallah. Ya Oziz bir şey diyeceğim. Ben seni çok özledim. Biz ne zaman yemeğe gidiyoruz? Ben yoğunum biraz Sema. O zaman şey yapalım. Bizim kimsenin bilmediği özel bir yerimiz var da. Ben o özel yerimizden cuma gününe ya da hafta sonuna bir rezervasyon yaptırayım mı tatlım? Şey yaparız. Baş başa. Benim bir programa bakmam lazım. Yalnız bir şey diyeyim mi? Siz Oz işimi çok yoruyorsunuz bence. Şöyle yapalım, ben Ozancığım için sizden bir izin alayım. Olur mu? Yani bana bir ayrıcalık yaparsınız artık, değil mi? Olmaz mı? Tabii. Ayarlarız bir şeyler. Süper, tamam. Ozancığım bak, Gizem Hanım da izin verdi. O zaman biz artık birlikte hasret gideririz. Semacığım, tamam. Tamam. Aa, gir. Merhaba gençler. Kambersiz düğün olur mu? Hadi bismillah. Açıverecek misin şunu? Gel kardeşim gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur. Ozan'a bakmıştım ben. Kim arıyordu? Recep. Önce köyden. Ozan Bey yok kardeşim hadi. Onun dükkanı değil mi buraya? Ya tamam yok işte. Nerede bulurum? Telefon aç istersen. Telefonu yok ki bende ya. Sizde var mı? Ara sen ben konuşurum 2 dakika. Çocuklar diyorum ki partileyelim. Ne sebeple anne ya? Ne partisi şimdi? Aa, Ozan, Gizem Hanım'a hoş geldin partisi evladım. Hani sen de yaparsak ne güzel olur diyordun ya. Yok. Hiç lüzumu yok gerçekten. Olmaz. Ben size olan minnettarlığımı bütün cemiyete sunmak, anlatmak, haykırmak istiyorum. Değil mi Arzu Hanım? Haksız mıyım? Ne güzel olur değil mi? Tabii. Yani benim de aklımda benzer bir organizasyon vardı zaten. Neden olmasın? Arzu Hanımcığım. Ay yalnız Ali'ciğim bence bu süper bir fikir yani. Gerçekten harika. Ben de herhalde davetliyim değil mi? Ay bebi Tom. O da soru mu? Değil mi ama yani? Tabii. O zaman Sinemciğim tatlım hazırlar. Başlasın. Ozucuğum sen beni geçirirsin değil mi şekerim? Hadi. Lütfen Ozan Bey lütfen. Eksik kalmayın. Ya tamam. Aslan. Hayatım. Tatlım. Şekerim. Canım. Ya Sema. Şu tatlımla canımla konuşmaları bırakalım mı artık? Ne oluyor Ozan? Yani bunun Gizem Hanım'la bir ilgisi mi var? Ne ilgisi var ya? Ben o ilgileri çok iyi bilirim Ozan'cığım. Semacığım, sevgilimmiş gibi davranmaktan vazgeçer misin artık? Madem öyle diyorsun, partide görüşürüz aşkım. Görüşürüz. Yok kardeşim hadi. Ozan Bey falan yok hadi. Pozda mı koyuyorsun kardeş sen bana? He? Memleketin yok mu senin? İnsan değil misin sen? Kardeşim iş misin, sipariş misin? Asker arkadaşın mı senin Ozan Bey ya? Al şunu ya, al. İnsan gibi söylüyorsun sana. Ozan'ı görmem lazım diyorum. Neyi dinlemiyorsun? Hayat Mehmet meselesi. Hatta Ozan'ın hayatı tehlikede diyorum ya. Ne yapacaksın ha? Elindeki sazınla mı kurtaracaksın? Öyleyiz diye oyuncak mı edeceğiz lan bizi? He? Bana bak. Ben ağzımı almaya geldim buraya. Ağzımı almadan, götürmeden, ölseniz de buradan şuraya gitmem. Ozan'ı anıyorum ben kardeşim. Dinlemiyor beni. Nazlı mı dedi o? Ozan da dedi. Tanıyorum diyorum Ozan'ı. Hayat memat meselesi. Hani beni Ozan'a götüreceydiniz siz? Tatlım götüreceğiz de. Sen önce şeyi söyle, şu Nazlı kim? Nazlı benim sevdiceğim. Bir tanem. Nazlı senin sevdiceğin. Peki o zaman Nazlı'nın Ozan'la ne ilgisi var? Nazlı kim? İşte acaba kim? Yani Nazlı olayı henüz bir muamma. Sen bana yardım mı edeceksin? Beni sorguya mı çekeceksin he? Aa, çekerim. Sen de yani tabii ki yardım etmeye çalışıyoruz burada ama önce bir derdini anlat da ona göre. O kirli bebe var ya, hem Nazlı'nın abini kırdı, onu kandırdı. Ona da bıraktı kaçtı. Yok, seviyormuşmuş da. Yok, aşıkmış da. Oturdu verdi nikah masasına. Yok artık. Oha, çüş. Ciddi misin sen? Nikah masası diyorsun yani. Yani sen şimdi bunlar evlendi mi diyorsun? He? Evlendi. Evlendi de boşanma cebi de yollamış. Ay ilahi Ozan. Ne hızlı çocuk. Sinemciğim lütfen. Lütfen bak sinirleniyorum. Asabım bozuluyor. Tamam. Bacım. Senin de mi kalbini kırdı bu? Neyse şimdi sen onu bunu bırak. Senin planın ne? Sen bana onu anlat. Çıkacağım ağzının karşısına. Hı. Her şeyi bir söyleyeceğim. Bu ciğersizden bana hayır yok diyeceğim. Yol yakınken vazgeç. Hazır boşanma cebi de gelmiş. Kendini de beni de bakmayı ben lazım diyeceğim. Kız saf bu saf. Hacım. Nazlı mevzu bahis olduğu zaman hafif takılırım. O ayrı. Ama aptal değilim he. Sinemciğim sus Allah aşkına. Bak, çocuğu bozuyorsun ha. Tamam. Peki sen Nazlı'nın Ozan'ın yanında olduğunu nereden biliyorsun? Hocan ablam söyledi. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz. Şimdi ben sana bir adres vereceğim. Bak. Hafta sonu Ozan Ekinsoy'un evinde bir parti var. Saat 8'de orada olacaksın. Ben seni içeri sokacağım. Tamam? Nazlı da gelecek mi? Artık onu Ozan'a kendin sorarsın. Tamam? Orcem. Bro can. Biraz daha böyle devam edersen bir şeyim var sanıp doktor falan getireceğim ha. Abi kız benden bir tek şey istedi ya. Bir tek şey. Yüzüğü getir boşanacağım dedi. Ya ben onu bile yapamıyorum ya. Kafayı yiyeceğim. Koskoca Ozan Ekinsoy. Seni böyle dertli gördüm ya kardeşim. Ölsem de gam yemem artık. Bir rahat ol be oğlum. Vallahi çok komik ha. Bravo. Bu yaşta bu zeka gözlerimi yaşarttı. İyi tamam be Allah Allah. Ya kusura bakma kardeşim be. Tadım yok. Oğlum birazdan şu çikolata sesinde şarkı da söylemeye başlayacaksın. Bu ne romantiklik lan. Şişt, bir kendine gel. Kardeşim bak bir şat vereyim. Şöyle bir toparlana. Ne dersin? Yok abi yok. Kahvem var benim. Kahveyi. Benim bir daha rezil olup fırça yemeye niyetim yok. Ya başımdaki dert azmış gibi bir de Sema musallat oldu şimdi de. Sevgili tribine girdi ya yine. Laf da dinlemiyor. Kardeşim sanırım onu başına musallat eden sensin. Hatta şu açıdan bakıyorum da sana. Başına gelen her şeyi sen kendin musallat ettin kendine. Oğlum ben buradayım. Kardeşin yanında. Bir anlat, paylaş benimle. Neyse çözelim. Ama şu tribinden kurtul artık ne olursun ya. Evet abi, doğru diyorsun. Benim toparlanmam lazım. O zaman mevzuya şu yüzük meselesiyle başlıyoruz. Şu evlilik işinden bir kurtulalım artık. Abi yüzüğü aldı direkt koydu çantasına görgüsüz gibi. Sorsan İstanbul onun. Ya şöyle odasına falan girsen gizlice. Ne bileyim bir punduna munduna getirip... Oğlum Seko, senin bazen kafan var ya harbiden çalışıyor ya. Ha. Parti. Ne partisi? Gizem Haznedar'a hoş geldin partisi. Şakal. Kalabalıktan faydalanıp kızın odasına gireceksin gizlice. Sonra yüzüğü tereyağından kıl çeker gibi... Ben almayacağım. Sen alacaksın. Nasıl ya? Bak şimdi şöyle anlatıyorum. Bak nereye geldim. Söyle bakayım. Süleyman Bey tamam anne. Aha güzel. Asaf Bey tamam. İyi. Cismi amca da tamam. Güzel. Zatunur teyzeler de geliyor. Oh. Zeynep bu ne? Amca teyze partisi mi yapıyorsun sen? Ay sen niye zevzeklik ediyorsun Ayşegül? Hayır ama Aliye Hanım öyle Zatunur besim falan deyince... Ay ne sanıyordun Ayşegül? Bütün sosyetenin yakışıklılarını toplayıp da kendi elimle oğluma rakip mi oluşturayım? Ha? Bu fosil listesi gayet iyi. Say kızım. Belma Hanım bana son kreasyonundan fotoğraflar atmıştı. Biz özellikle o elbise için geldik. Tabii. Kızlar getirelim elbiseyi. Buyurun Gizem. Arzu. Hadi gel. Şahane oldu. Nasıl şahane ya Arzu? Saçmalama. Yok anam yok. Ben bunu giyemem. Zaten insanlar bunun içinde nasıl rahat ediyor ben bilmiyorum. Kardeşim sen git bana böyle efil efil uçuş uçuş bir şeyler getir. Hadi uçuş uçuş. Ha bakayım. Hah aynen öyle. Uçuş uçuş. Hadi gidelim hadi gel. Arzu. Çok güzel oldu. Evet. Bitti mi? Bitti. Bu mu? Bu. Bu nedir acaba? Retro motelimiz hanımefendi. Ay yok anam yok ben metro falan istemem ne bu böyle kuş yuvasına döndüm. Bastır şunları bastır bastır. Sazın telleri gibi gerildim. Bastır bunları bastır olmaz. Evet evet bence de biz daha sade bir model yapalım. Peki. Gitti saçlar gitti. Ay yok yok. Ben böyle yapamam, çıkamam insanın içine böyle. Olmaz. Tamam, siz daha sade bir şey yapın. Azaltın. Aa, Ayşegül arıyor. Alo, efendim Ayşegül'cüğüm. Sema Hanımcığım, şimdi davetiye listesine baktım ben. Hep amcalar, teyzeler geliyor. Tabii sordum neden böyle böyle diye. Ali Hanım dedi ki, Ayşegül dedi, herhalde dedi kendi oğlumu kazıklayacak halim yok benim dedi. Tabii ki amcalar, teyzeler çağıracağım. Amca, teyze Sema mi? Hanımcığım, tabii ki yakışıklı çocuk çağıracağım dedi, bak. Aferin Ayşegül sana, aferin. Buzdolabın hazır tatlım, sen hiç merak etme. Sen böyle devam et, ben sana son model bulaşık makineni de alacağım. Hem de parmak izi bırakmayan da. Çok teşekkür ederim Sema Hanım. Tamam canım. Mersi, bye. İyi günler. Ne oldu bebitom? Kötü bir şey yok değil mi? Yok şekerim yok da... Bizi ancak Berke kurtarır. Bir arayayım. Hı. Hocam. Semacığım ne haber? İyidir vallahi. Ne haber Berkeciğim? Bomba gibiyim. Ay süper süper. Berkeciğim bir şey soracağım tatlım. Bu akşam ne yapıyorsun? Vallahi bir planım yok. O zaman şekerim partiliyoruz. Olur, süper. Öptüm. Oldu bu iş. Tamamdır, bitti. Süper. Arzu, bunaldım. Aşağı inene kadar böyle mi bekleyeceğiz? Şimdi fondöten falan bulaşmasın diye elbiselerimizi en son giymemiz şart. Hem buruşmasın, iz yapar falan. Akşama jilet gibi olmamız lazım. Ya yanlış bir şey dersem? Her şey çok yolunda gidecek, sen merak etme. Ay ne bileyim, böyle gerim geriliyorum. Aman, geriliyorum. Kalbimde kelebekler uçuyor. Sende her şeyle baş edecek güç var. Sen yeter ki cesur ol, dik dur. Bak o zaman insanlar nasıl etrafında pervane oluyor. El pençe divan duruyor. Gel. Gel. Şu güzelliğe, şu doğallığa bir bak. Akşam bütün İstanbul senin önünde şapka çıkaracak. Bu gece senin gecen. Ha, son bir şey daha. Senin. Bu ne? Gerçek mi bu? Pahalı bir şeye benziyor. Gerçek tabii. Gizem sahte ya, ondan dedim. Sen kimsen gerçek o kardeşim. Ne yapıyorsun? İyi. 2 gün dedim. Bugün 3. gün. Ah be. Kusura kalma. Ama bu gece son. İnşallah. Bu da bir gecelik. Sağ ol. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Vah. Kardeş ben Akkaçtepe'ye gidivereceğim. Nasıl gidelim? Bizim Halit abi var. 50 lira atarsın götürür seni. 50 çok. 45 veririm. Anlaştık. Allah razı olsun senden. Görüşürüz. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ayşegül ne yapıyorsun burada? Eksik bozuk eksik bir şey yok değil mi? Her şey tamam Ali. Güzel de ne yapıyorsun sen burada patron gibi? Çabuk mutfağa. Koş. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. İyi eğlenceler. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Buyurun. Ay salında anasının kızı desinler. Ay çok güzel olmuşsun. Ceylan gibi, ahu gibi, sürü gibi olmuşsun kızım. Teşekkür ederim annem. Ya keşke babam da burada olsaydı değil mi? 2 dakikalık sevincim var onu da. Yani bak şimdi bu hallerdeysek biz babanın yüzünden. Orhan Ekinsoy yüzünden haberin olsun. Bak zaten sinirlerim bozuluyor. Titriyorum. Ay atom 8 oksijen. Tamam annem iyisin, güzelsin, çok güzelsin, tam çok iyisin. İyi hadi bakalım. Vay abime bak be. Analar neler doğuruyor, şuna bak. Ya Zeynep kızlar bunun peşini bırakmasın da ne yapsın bak şuna. Ah çocuğum. Ah canım benim, süper, çok güzel olsun. Güzellik. Güzel. Oo, kardo. Hoş geldiniz ya. Oğlum ben Mehmet son anda bir yolunu bulur kaçar diyordum ama getirmeyi başardık galiba. Kardeşim bize de bir selam ver ya. Burada biliyorsun ki partilerin aran adamı Seko var. Mehmet kadar olamasak da. Oğlum yalnız bir şey diyeceğim. Bu parti niye ellilik lan? Bir tane bile çıtırıyor ya. Anneciğim. Bu kim? Bu Berke. Sema'nın spor hocası mı ne? Selam. Ne haber? Ozancığım, tatlım yakıyorsun, bu ne şıklık. Selam çocuklar. Selam. Selam. Berke, Ozan, Berke. Oh, maşallah Berke Bey. Spor yaptığınız herhalde bizden belli. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Aynen. Semacığım, yeni boyfriend durumlarım. Seçmecen de iyiymiş. Yok tatlım, benim boyfriend hedefim biliyorsun başka. Bundan sonrası çocuk oyuncağı. Ayrıca o kadar güzelsin ki büyülenecekler. Hadi. Gizem Hanım kızım. Merhaba. Arzu Hanım. Hoş geldin Gizem abla. Ay, şimdi heyecandan bayılacağım Arzu. Kalbim küt küt atıyor. Derin nefes al. Tekrar hoş geldiniz. Sizlere şerefine verdiğimiz partide minnettarlığımızı bir kez daha belirttiğimiz yeni dostumuz Gizem Haznedar'ı takdim etmekten kıvanç duyarım. Merhaba. Hepinizle tanıştığıma memnun oldum. Hoş geldiniz. Lütfen keyfinize bakın. Gizem Hanım, ben Berke. Ozan, nereye tatlım? Konuşacak çok şeyimiz var. Ne konuşacağız Semacığım? Mesela Nazlı'dan konuşabiliriz. Tanıdık geldi mi? Nazlı. Hı? Güzelliğiniz karşısında büyülendiğimi söylemeliyim. Mersi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Senin taksiyle mi gidivereceğiz? Evet, buyurun. Gel, hadi. Ne tarafta? Gel böyle, gel. He. Gel. Geç bin abi. Bu mu? Bu. İstanbul'da taksiler sarı zannederdim ben. Kırmızı da var. Kırmızı güzeldir. Oluyor demek böyle. Tabii. Kırmızı daha güzel. Kırmızı olsun, 5 kuruş fazla olsun değil mi? Artık benim zamanım Ozancığım. Ben tam 16 yaşımdan beri bu zaman bekliyorum biliyor musun tatlım? Kim derdi ki Nazlı adında bir köylü kızı bana bu fırsatı verecek? Ama verdi işte. Sema, özel hayatım seni ilgilendirmez. Ama tatlım, eminim ki anneni ilgilendirir. Hatta ve hatta annenden çok Gizem Hanım'ı ilgilendirir. Ozancığım, gülümse tatlım. Bak, Gizem Hanım bize bakıyor. İlk dansı bana lütfedersiniz. Dünyanın en mutlu erkeği olurum. Neden olmasın? Tektirle uslanmayanın hakkı kötektir. Pardon? Ben vazgeçmeden dans edelim isterseniz. Bir şekilde yırtarım diye düşünüyorsun. Ama bu sefer öyle olmayacak Ozancığım. Bu akşam buraya öyle biri gelecek ki işte o zaman bütün foyan açığa çıkacak. Tatlım. Nazlı mı? O mu geliyor? Sema ne yaptın sen? Vallahi Nazlı mı, başkası mı ya da hem Nazlı hem de bir başkası mı? Onu bilemeyeceğim artık. Zaman gösterecek Ozancığım. Ancak şunu bil ki bu akşam burada olabilecekleri engelleyecek tek kişi benim Ozancığım. Dans edelim mi? Kaçtepe ev merkezine uzak herhalde Halil abi. Evet. Şehir merkezine biraz uzak. Fos, herkese dünyanın öbür ucuna giderim ben. Nazlım için biliyor musun? Gideriz kardeşim, gideriz. Bizim köy yolları da böyle he. Öyle mi? He. Partiden sıkılmadınız ya. O kadar belli ediyor muyum? Ya, affedersin yine kavalık ettim değil mi? Yo bu gece kavga yok. Mola. Anlaştık. Ozancığım, gidelim mi artık tatlım? Ben çok sıkıldım. Hem bak böylelikle başına geleceklerden de kurtulmuş oluruz. Ne dersin? Müsaadenizle. Müsaadesizle. Müsaadesizle. Burası çok havasız. Bu sıkıcı yerden kurtulalım artık. Nefes alacak bile yer yok. Ozan Bey, ne oluyor? Gizem Hanım, haddim değil belki ama bu tiplere dikkat etmenizi öneririm. Avrupa'daki gibi multikulti yerler değildir buralar. Böyle tipler yalancı, çapkın ve fırsatçı olurlar. Ozan, hayatım, böyle ev sahibi olarak beni yalnız bırakman doğru mu? Hı? Geldik mi? Ha geldik. Şuradan 50 metreyle gittin mi orası? Tamam. Allah razı olsun kardeşim. Sağ olasın. Dur paramı vereceğim ha. 45 dedik ha. Ya parayı kesme. 45 dedik. 50 ver. Ha. Dur. Al bu 40. Hı. 5 daha vereceğim. Helal et. Helal olsun. Allah razı olsun. Sağ olasın, senden de. Etme, eşyalarımı alacağım. Tamam, tamam. Bu taraftı değil mi? He he, bu taraf. Hadi, eyvallah. Hadi. Nazlı, hektek geliyor. Gizem Hanım, ülkemizin ihracat rakamlarının geçtiğimiz çeyrek yıldaki artışı hakkında ne düşündüğünüzü öğrenmek isterim. Merhaba bu arada. Çok özür dilerim, öncelikle merhaba demeliydim. Merhabalar, ben Deniz İktisat Holding'in CEO'su Namık Acar. Memnun oldum. Yani siz tabii ki şimdi patatesin, soğanın, patlıcanın en iyisini üreteceksiniz ki rehavet yapsın değil mi? Patates. Güzeldi. Bence güzel olduğunuz kadar çok da esprilisiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Sema, bebitom. Benim sana bir şey söylemem lazım. Bu fakir pansiyonunu aradım ben. Bu Recep denen safsalak çıkmış. 2 saat oldu. Nasıl yani? Bilmiyorum. Belki de buldu Nazlı'yı, döndü köyüne. Ay yapma. Ay Sinan ya. Ay geliyorsun böyle kötü haberlerle ya. Of. Ya bir kere de doğru düzgün bir şey söyle. Ne yapayım? Kanka, en uygun fırsat bu fırsat. Herkes kendi halinde kardeşim. Hadi çıkıp yüzüğü bulalım. Harika, süper. Ama ben gelemem. Burada kalmalıyım. Sen hemen çık bak, benim eski oda. Bu arada biz niye kısık sesle konuşuyoruz ki? Akıllı kardeşim benim. Ne bileyim oğlum, gizli iş çeviriyoruz ya. Ayrıca sen niye gelemiyormuşsun güzel kardeşim benim? Sema, Nazlı olayını öğrenmiş. Hadi abi, hadi. Kardeşine yap bir güzellik. Çık, bul şu yüzüğü. Hadi bak, artık bu yüzük her şeyden önemli. Hadi. Kanka, bir şey soracağım. Yüzüğü nasıl tanıyacak? Oğlum, içinde Nazlı yazıyor dedim ya. Tamam lan, tamam. Gerilme. Hadi Serkan kaçar. Patates. Evet, çok doğru. Patates çok önemli. Bayağı eğleniyoruz anlaşılan. Evet, her şey çok güzel. Annenize de minnettarım. Gerçekten kendimi evimde gibi hissettim. Evet, evet. Yeni arkadaşlarınızın da faydası olmuştur. Kız arkadaşınızla ilgilenin isterseniz. Kendisi gerçekten çok zavallı gözüküyor. O benim... Gizem Hanım. Arzu Hanım. Çok iyi gidiyorsunuz Gizem Hanım. Gel Bende ne çektiğimi bir de bana sor. Gizem. Yemin ederim bunun kafasına indirivereceğim şimdi.